Tarihin Çöp Sepeti. Yazan Mustafa Kutlu. Seslendiren Sinan Divrik. Eğer bir gün bu ülkede hakikatin üzerine çekilen kara perde yırtılıp gerçekler ortaya çıkabilirse söylenecek ilk cümle şu olacaktır. İki noktayı üst üste koyduğu sırada o ince çerçeveli gözlüklü sarışın çilli kız başını kapı aralığından uzatarak ''Patron sizi istiyor'' dedi. Henüz çayından bir yudum almıştı ve sigarasını yeni yakmıştı. Yüzünü buruşturdu. Çaydan bir yudum daha alıp kalktı. Arabası tamirde olduğu için o gün gazeteye otobüsle gelmişti. İşte, kuyrukta beklemiş, kalabalığa karışmış, çoktandır unutmuş olduğu halkımızın terini koklamıştı. Doğrusu bütün bunlardan oldukça sıkılmıştı ki otobüsün geri sıralarında başını camdan yana dayayıp uyuyakalmış olan çocuğu gördü. 13-14 yaşlarında vardı. Belki daha da büyüktü ama çelimsizdi. Kirli sarı saçlıydı. Gözlerini açıverse mavi mavi bakacak gibiydi. Sırtında yakası kirden kapkara olmuş gri bir gömlek vardı. Tepesinin üzerinden bir tutam inatçı saç kalkmıştı. Sanki yatağa nasıl girmişse o şekilde kalkmıştı. Uykusunu alamamıştı. Bu çocuk sarı maden işlenen o daracık atölyelerden birinde. Evet, iki kat merdivenle inilen havasız ve tozlu atölyelerden birinde çalışıyordu. Çocuğun hikayesini yazmaya başladığını fark edince garip bir yüzüne kapıldığını anladı ve bakışlarını camlardan kayıp giden görüntülere, özellikle tabelalara kaydırdı. Nafile. Çocuğun incecik ve kirli boynunda hızlı hızlı atıp duran o mavi damar bir türlü zihnini terk etmiyordu. De ki damar, damar, al sana bir şamar. Yeniden çocuğa dönünce çeyrek ekmek domates, bir yerli kot pantolon, Bruce Lee. Usta, babam dedi ki, babam dedi ki diye kırılgan bir sesle devam edip giden anlaşılmaz cümleler. Plastik saplı bir kara kartal bayrağı, minibüsler, ne alırsan 500'ler. Küçük ceylanlar arasında buldu kendini. Hep böyle oluyor. Bu çocuğa ne bileyim benzeri bir şeye rastlıyor, sonra o hızla gelip gazeteye kağıdı hırsla makineye takıyor ve hep aynı cümleyi yazıyor. Eğer bir gün bu ülkede... Patron masasına yan oturmuştu. Son günlerde iyice moda olan o bağcıklı gözlüklerden takmıştı. Parlak makosenlerini iskemleye uzatmıştı. Elinde bir kağıt. Kapıdan girişine, selam verişine, beni istetmişsiniz deyişine şöyle bir bakarak kenardaki koltuğu başıyla işaret etmişti. Oturup bekledi. Patron okudu, okudu. Altı üstü yarım dosya kağıdına daktilo yazılmış bir metin. Odadaki sessizliği iyice koyulaştırıp gerdi, gerdi. Sonra bir yarım baş hareketiyle gözlüklerini göğsüne indirdi. Döner koltuğunda döndü, elindeki kağıdı neredeyse havaalanı kadar geniş olan masasına uçurdu, porselen dişlerini göstererek güldü. Bu çeşitli manalara gelmektedir. Neler yapıyorsun? Yani yaptıklarından haberim var. Benim her yerde ispiyoncularım, jurnalcilerim, casuslarım var. Neler yazıyorsun? Yazdıklarını okuyorum, benden kaçmaz. Şu anda neyle uğraşıyorsun? İnce çerçeveli gözlüklü sarışın çilli kızla ilgileniyor musun? Akşamları nerelere takılıyorsun? Bana söyleyecek ilginç bir sözün var mı? Vesaire vesaire. En emin yolu seçerek cevaplara geçiyor. Araba tamirde, bugün işe otobüsle geldim. İstanbul artık yaşanmaz oldu. Trafik, sıcaklar, İSKİ'nin çukurları. Patron kalkıyor. Piposunu tabloya tıklatıp temizliyor, odada geziniyor. Hep konuşmalı. Artık onun için bir oda müziği gibi gelen bu konuşmayı uzatmalı. Uzatmalı ki patron piposunu tüttürerek düşünen adamı yerli yerince oynasın. Efendiye gidiyor musun? Çoktandır gitmiyorum. Niçin? Efendiye gitmenin yaşadığımız hayatta gerçek bir dönüşümü, bir devrimi başlatmış olması gerekir.
Bir yerden kalkıp bir yere varmalı değil miyiz? Heyhat, ya feyz kesilmiş ya da artık biz, ben bir daha ebediyen nasip alamayacak derekeye düşmüşüz. Of, of. Her neyse, bu akşam gidiyorsun. Yeni başkan partiden birkaç arkadaşıyla gelecek. Sen de orada bulun. Üzerinde gizli bir ses alma cihazı olsun. Konuşulanları tespit etmenin sayısız faydaları var. Fikir beyan etme. Hele benden. Ne düşündüğünden falan hiç bahsetme. Ben yokum. Tamam mı? Orada gazeteden biri olarak değil, bir tekke mensubu olarak bulunacaksın. Ama bu bir iş. Duygu ve düşüncelerini kendine sakla. Sabah raporunu verirsin. Ha, kısa olmalı. Elimde ne var benim? Of, anahtarlıkmış. Ter içinde. Yüzüm nasıl acaba? Akşama oradayım. Ben kimim ve ne yapıyorum? Bugün ne yazıyorsun? Az daha eğer bir gün bu ülkede diyecekti. Dünkü yazımın ikinci kısmını efendim. Enflasyon. İyi. Bir hafta hiç siyaset yazma. Ekonomiye devam. Veya sanat, şu festival için. Nasıl? Olabilir. Anlaştık. Yine porselen dişler, uzatılmış el, antika yüzük. Kızarmış bir surat, çarpıntılı bir yürek ve titrek adımlarla koridora çıkıyor. Kimselere görünmese olmaz mı? Çekip gitse. Suratına düşen bu kaçıncı kızartı? Nereye gidecek? Son ümidini de tekkenin mermer merdivenlerinde terk etmedi mi? Yine o çilli kız odasına varmadan önünü kesiyor, kısık bir sesle "Misafiriniz var," diyor. Nereden çıktı şimdi bu? Misafirin sırası mıydı? Kim peki? İsmini söylemedi, çok yakın arkadaşınızmış. Beklerim dedi, oturuyor. Kim acaba? Kim bu çok yakın arkadaş? Makineye takılı kağıdı görmese bari. O yarım kalmış cümleyi. Çok yakın arkadaş kalmadı çünkü. Etrafında hep bir alışveriş veya kendisi hep bir alışveriş etrafında. Hatta anaforunda. Böyle olunca arkadaşlık falan 17 yaş civarında kalıyor. Şimdiki 17 yaş grubu neler yapıyor acaba? Arkadaşlıktan, 17 yaştan ve yüzünün kızarıklığından güçlükle sıyrılıp odasına yöneliyor. Oktay bu. Okuldan arkadaş. Bayağı kravatlı falan. Bu yılın modası parlak kumaşlardan gri bir kruvaze takım giymiş. İyice göbekli. Oysa boksa meraklıydı. "Bendeniz boksör Oktay," diye şişinirdi. Bir de lakabı olacaktı bunun. Neydi acaba? Karşılıklı sırıtarak sarılıyorlar. "Nereden çıktın? Hangi dağda kurt öldü?" "Göbeğe bak, göbeğe. Ya bu kel kafa, kel kafa? Amma da dökmüşsün saçları be. Vurma lan, tohumu dökülecek." Şallak mallak sırnaşıyorlar. Dayanılacak gibi değil. "Ha tamam, buldum. Lakabı hırttı bunun. Hani boksör ya, her önüne gelene çatar, herkese "kös lan hırt" diye dayılanırdı. Başkalarına hırt diye diye kendi adı hırt oldu. Hırt Oktay. "Öt bakalım hırt. Neye geldin?" Ceketini çıkarıp yayılıyor koltuğa. Kendine kahve söyletiyor. Bunun da parlak makosenleri var. Kravatını gevşetiyor. İyice lavali. Birkaç okul anısı patlatıp havayı yumuşatıyor aklınca. Yakınlık derecesini arttırıyor. "Sadede gel, sadede." Bir süre işlerinden, yeni kurduğu şirketten bahsediyor. Mütevazı davranıyor. Sonra memleketin iktisadi vaziyetine geçiyor. Taze para, ihracat, kredi muslukları, tahtakale vesaire vesaire. Ayrıntılara giriyor. Liseyi zorla bitirmişti bu dangalak. İte kaka. Sonra bir özel yüksek okula kapağı atmıştı. O yıllarda parayla diploma dağıtıyorlardı. Önüne 4 tane kas katsan otaramayacak olanlar daire başkanlığına, müsteşarlığa, şirket müdürlüğüne yükseldiler. Bu memleket ne olacak? Derken gözü makinede takılı kağıda, kağıttaki yarım kalmış cümleye takılıyor. Eğer bir gün bu ülkede... Hırt Oktay, "sen tabii meşhur bir yazar oldun artık," diye sadede yaklaşıyor.
Yeminle her gün köşesini okuduğunu, iftihar ettiğini söylüyor. Hanıma, çoluk çocuğa, iş arkadaşlarına gösteriyorum diyor. Hani arada bir televizyona da çıkıyorsun ya. Sonra biz işte ticarete falan daldık, bu meselelerden uzaklaştık diye aşağı perdeden bir başka makamda sızlanıyor. Peşine ya bizim fabrikaya gelsen bir gün ha, ne güzel olurdu. Akşama da şöyle keyfimizce bir boğaz yapardık diye daha şakrak bir makama atlıyor. Elhak ustalaşmış pezevenk, pazarlığı kavramış ki yayarak ağzını, kenarda köşede yok mu bir şeyler, sen de katılsan şirkete şeklinde çıtlatarak rüşvetin kabuklarını bastırıyor. Müsteşarla aran iyiymiş. Hadi hadi, biliriz biz. Herkesin ihtisası kendine. Bir randevu canım. Bilirsin bu işleri. Aslında parti kanalından da gidebilirdik ama düşündüm ki orada bir yığın Hanzo'ya dert anlatacağız. Ne lüzumu var değil mi? Bunca yılın dostluğu aramızdayken kırmaz beni dedim. Terini siliyor, bir kahve daha istiyor. Şovunu bitirdi, rahatladı. Ben bu akşam cebimde gizli bir ses alma cihazıyla nereye gideceğim? Meşhur bir gazeteciyim artık. Şöhretime şöhret katmaya gideceğim. Hırt Oktay çıkıyor. İki nokta üst üste bütün haşmetiyle karşımda duruyor. Daha sonra gençler geliyor. Yazımı yazamadım. Onlara da kahve söylüyorum. Onlar bana içerideki arkadaşların durumu çok kötü abi diyorlar. Ses alma cihazının pilini değiştirmeliyim. Telefon çalıyor. Boğuk bir ses bana utanmıyor musun yazdıklarından diye başlayan uzun bir nutuk atıyor. Ayızayı başımla omzumun arasına sıkıştırıp bir sigara yakıyorum. Gençler abi işkence diyorlar. Telefondaki boğuk ses nutkunu sövgüye dönüştürüyor. Çilli kız kapı aralığından garip işaretler yapıyor. Gençler gidiyor. İçeriye uzun boylu, mevzun vücutlu, çok güzel bir hanım giriyor. Hakkında çirkin dedikoduların yayımlandığını, dava falan açabileceğini söylüyor. Bacak bacak üstüne atınca etekleri sıyrılıyor. Yazı işlerinden biri dalıyor açık kapıdan. Kadını ve beni görünce duraklayıp pis pis sırıtıyor. Ben sonra gelirim manasına bir işaret yapıp sıvışıyor. Patron arayıp çıkmadan kendisiyle bir kez daha görüşmemi istiyor. Köyden bir sepet taze meyve, bir çerçeve bal göndermişler. Bir yer otobüsteki sarı saçlı çocukla birlikte köye gidiyoruz. Meğerse mevsim yaz, hava oldukça sıcakmış. Evet, oldukça sıcak olmalı ki mevzun vücutlu bayan bluzundan bir düğme daha çözüyor. Sarı saçlı çocukla bulanık bir nehirde sığırların sırtına binmiş bir kıyıdan ötekine geçiyoruz. Bayana meyve ikram ediyorum. Ne olur bir röportaj yapsak diye ısrar ediyor. Partiden hatırlı adamlar gelince bayan gitmek zorunda kalıyor. Hatırlı adamları hatır için dinliyorum. Bana nasihat ediyorlar. Hatta yazacağım yazıları ana hatlarıyla belirtiyorlar. Akşam beni bekliyor. Makineye takılı kağıdı, yani o yarım cümleyi hızla çekip çıkarıyorum. Yavaş yavaş buruşturup bir top yapıyorum. Duvarın dibindeki çöp sepetine doğru fırlatıyorum. Kağıttan top duvara çarpıp sepete düşüyor. Basket.